Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili. Yine maça döneceğiz Antalya maçıyla ilgili de konuşacağız ama sağ içini. Ben bu konuyla ilgili Mehmet Özcan senin düşünceni merak ediyorum. ...tabii istihbaratını da. Şimdi Fatih Terim'in teknik direktör olarak Galatasaray'daki geleceği ve başka bir misyon olacaksa da Galatasaray'daki geleceği çok merak ediliyor. 96 senesinde başladı Fatih Hoca'nın teknikleri. 25 sene oldu Melike. Ben kendi adıma 5. Fatih Terim dönemi olmamalı diyorum. Yani şu anlamda e, Fatih Hoca devam etsin Hı. ama bir de artık Galatasaray öyle bir e, sürece girdi ki son 10 yılda özellikle Fatih Terim'e muhtaç oluyor. Fatih Terim olmayınca da o süreç seni Fatih Terim'e götürüyor. Beşinci Fatih Terim dönemi olmamalı derken hani şu an e, bence Fatih Terim devam etsin, teknik direktörü Galatasaray noktalasın. Şimdi mesela e, bu sezon özelinde yolların ayrıldığını düşünelim. 2- üç sene yine işte istenildiği gibi gitmezse. 53 doğumlu bir e, teknik adam Fatih Hoca. Bugün Luchescu benim bilim 46 doğumlu. 75 yaşında hala Dinamo Kevi şampiyonuna taşıyor. Evet. Muhtemelen Fatih Hoca'nın 2-3 sene sonra tekrar Galatasaray'a dönecek enerjisi olur bence teknik adam Ama bence Galatasaray bu anlamda çok yılda kaybediyor. Artık Fatih Hoca ile bir planlama gitmeli. Hatalar yapıldı. E, 2019 yazında üst üste iki kez şampiyon olan takıma Enzonzi, seri Lemina 16-18 milyon euro opsiyonlar işte Falcao vesaire birçok transfer. Gençleşmedi takım artık bu süreçte Galatasaray'ın hali hazırda yani ben şöyle e, enseyi karartmıyorum öyle söyleyeyim Melike. Geçen haftaki gösterme maçında sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması 26 idi Volkan. Yani kendi adımı şimdiden söyleyeyim. Yani önümüzdeki sezon ben bu sene Galatasaray şampiyon olacağı ihtimal vermiyorum ama şimdi kaleci Muslera. Beğen beğenme 12 milyon euroluk bir stoper attım var. Marka Lüyün'de ama. Sabeki sağ niyetlin, Omar'ın durumu belirsiz. Bir sol bek alacaksın. Hı, hı. Ee, e bir yedek de alman gerek. Emre Taşdemir de olmuyordu. Müzmin sakat. İşte Saraclı Emre Taşdemir. Ee, i̇simler de var ee, Solbek'te sol görüşünde. İşte Hollandalı falan Anot'la sol bek muhtemel 11 için. Ee, kulübe için 19 yaşında bir Kasımpaşa U19 mil kaptanı var. Çağatay Kuru kalıp yani. Oyuncu bulabilirsin. Ön tarafa geliyorum. Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Kerem, Mustafa Muhammed, Onyekuru. Bu isimler hep 97-98 hatta Halil Dervişoğlu'nun da tekrar bonservisini alabilirsene alınması gerek. genç bir takım. Şimdi bu kadar gençlerin arasında Feguly bence o takıma liderlik edebilir. Keza Arda var. Ben Galatasaray'ın kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum hala. Bu sezon üzerinde şu an 3. ama ben Galatasaray'ın şampiyon olacak bir kadrosu vardı. Fatih Hoca kullanamadı mı? Yani şöyle söyleyeyim ciddi hatalar oldu. Yani evet hakem hatalarında sürekli işte hakem hataları zemin ama artı Belhanda süreci yönetimin. yönetimin. Yönetim Belhanda süreci niye diyorum? Siz saygı duyarım ben şimdi Belhanda o gün böyle değişik mi olur? Hoca dese Fatih Terim'e. Fatih Terim muhtemelen bir daha Belhanda yönetmezdi. O bakımdan yönetim cephesinden düşünce de sen yönetime çatarsan zemin konusunu yönetim senin biletini kesebilir ama Aykut Kocaman Dembaba ama şu var, durumuyla e, benzeştirebiliriz. Şu var ama bir ay sonra da e, Mustafa Cengiz Şeref Aysel'e açıklaması yapıyor futbolculara sen Belhanda'yı o yüzden gönderiyorsan biraz tutarlı olmakta fayda var. Süreç şu Mustafa Cengiz Fatih Terim birlikte yeni sezonda olmaz. Yani şu an Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz teknik direktörü Fatih Terim. Benim söyleyebileceğim hem istihbarata hem tahmin hem bilgi 2021-2022 sezonunda Galatasaray kulübede Fatih Terim başkanlık koltuğunda Mustafa Cengiz de girmez. Artık bu ikilinin yollar ayrılacak. Burada süreç ben Mustafa Cengiz'in seçim olması halinde tekrar seçilme olasılığını düşük görüyorum. Tüm başkan adaylarının da ilk adayı Fatih Hoca olacaktır. Bir üç senelik planlama ama şunu özellikle belirteyim Melike. Galatasaray sağ dışında süreci çok kötü yönetti. İşte yönetim, teknik ayşemesi, en son futbolcular, en son yöneticilerin yedi kişinin gidip istifa istemesi ki e sizin de suçunuz var. ihaleyi bir Mustafa Cengiz'e bırakma çabası gibi. Hı hı. Ama bugün Galatasaray 6 puan Beşiktaş'ın 3 puan Fenerbahçe'nin ise bu Mustafa Cengiz'in açıklamalarına, süreci kötü yönetmesine değil Fatih Hoca'ya yazar. Nasıl ki şampiyonluklarda aslan payını Fatih Hoca'ya veriyoruz. Neden dersek de sayalım yani bu takıma ben hala Feguli Bankon bir diyemiyorum ki bence çok yetenekli bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu 35 haftada süre bulamadı. Kerem'den 5 kat fazla süreyi siz Babele verdiniz. Transferleri zaten söylemiyorum. Yani ben kendi adıma söyleyeyim bir takımın dört tane sabiki olmaz. 5 yani bir de şu var. Beşiktaş'ı küçümsemek maksatlı söylemiyorum. Bugün Beşiktaş senin önünde kale dersin, Sol bekle Rıdvan'la. Sen ne yapıyorsun? Omar sezonu kapıyor. Çok tarihsiz bir şey, e, kaza yaşıyor. E, Şener Lines varsa devam edeceksin. Bir de Yetlin geliyor. Yani bir sezonu dört sabek alıyorsun yani. yani o... verimleri tartışılır. Bir de verim şöyle tartışılır. Mariano güle güle. Fernando ilk teklife satıldı. Gomis ilk teklife satıldı. Bunu şöyle 6 milyon euro Gomis değerli bir rakam ama senin rakibin Juliano'yu de Souza'ları 20 milyon eurolara sat evet. top o periyotta. İkisi toplam 22 olması lazım. Sen Türkiye Ligi 6 milyon euro yolladın. Fernando'yu Sevilla'ya gider zaten bir futbol seyahat teklif alırsa ama başka seviye oyunculardı. Mariano da çok küçümsendi. Mariano bugün bilmiyorum istatistiklere <laughs> bakmadım. Lines, bence hiçbir yerini Omar, Şener, Yetli'nin asist toplamı Mariano etmez bence. Yani baksak istatistiklere. Ee, Dursun Özbek dönemi Cenk Ergün Tudor müthiş bir kadro kurulmuştu. O kadro iki sene şampiyonluğa e, götürdü. Hem Fatih Hoca mevcut yönetim transfer sürecinde felaket işler yaptılar. Felaketten kastım şu. Gomis'i gönderin. Saygı derim ki ben Gomis'in Türkiye Ligi'ne çok uygundu. Ya yani Aynı Mario Gomis gibi mesela. Şampiyon Ligi'nde ben Gomis'in çok golleri atabileceğine ihtimal vermiyorum ki. Türkiye Ligi'nde derbi golü yoktu sanırım. Trabzonspor'a golü vardı ama sen Gomis'i yolluyorsan 500 zam yapmayıp e, ...Jagne ile Falcao'ya 50 milyon euro verme hakkın yok. Jagne ile 13 milyon euro bonser serdi Galatasaray. İş işten geçtikten sonra işte kuru Mustafa, Muhammed gibi genç hamleler yapıldı. Süreç felaket ve bilmiyorum e, Volkan'a da pas atacağım şimdi biraz uzattım Galatasaray'da belki kusura bakmasın. Estağfurullah. mı? Bir senede Volkan 12 tane kiralık oyuncu olmaz. 12-13 evet. yani ve kiralık oyuncuların biraz mantığı olan yani Taliska mesela 20 milyon euroydu değil mi opsiyon... Ama Taliskayna yani Alex'ten sonra bu gördüğün kreatif oyuncuydu. Tabii. Şimdi seri 18 milyon euro. Lemine 16 milyon. Olmaz yani biraz Tabii. gerçekçi, gerçekçi de, piyasa değeri değil. Yani Mustafa Muhammed'i kirala 4 milyon dolar verir alırsın. Veya Onyekuru'yu kirala 4 milyon euroya. Yani çok çok kötü ve dediğim gibi bize Falka'ya kitlenip kaldık Melike. Şener niye aldınız? Niye 14 milyon TL 2 senede Şener'e verdiniz? Altyapına Şener kadar oyuncak oyuncu çıkartamıyor musunuz? Stoperlere geliyorum. Şener'in biraz Fenerbahçe'deki son sezon araştırılsa, Ersun Yalın'ın Şener'le ilgili raporundan haberdar olsa muhtemel Şener'i almazlardı. Evet ama Aykut Hoca da mesela son döneminde İslam'ın yerine Şener'i kullanıyordu. Ya biraz oyuncuya bakış açısıyla alakalı ya. Mesela çok basit bir örnek. Bugün az önce konusu geçti. Sezonun en flash oyuncularından biri Salih Uçan. Aykut Kocaman kullandığı 18 yaşında yıldızlaştırdı. Ee, devamında Ersun Yanal hiç oynatmadı mesela. Aynı sezon içerisinde yani, aynı, peş peşe sezonlar içerisinde yaşandı bu. O oyuncuya teknik adamın bakış açısıyla da alakalı Şener Özbayraklı'ya ihtiyaç da biraz olmadığı için işte o dönem ya Mariano ben Zaten Mariano, olayı, Mariano Lines varken bir üçüncü sabek almam. Bu saçma ya yani. Işte yerli havuzu diye bir şey var ya. Yani. Yani dört stoper yapmıyorsun ne oluyor? Hatay maçına e, Şener'i koyuyorsun. Getson, Getson Fernandes çıkıyorsun. Valentin Ozanfov niye var? Neden aldınız? Tamam bir menajer ise NDI transferinde 16 milyon euro kazandırdı ama onun diyetini de ödemeyin bu kadar. Ete boyu niye alıyorsunuz? Ilgaz Şınardağ transfer edildiği gün söyledi. Bu adam orta savuncısı ki devşirme dedi kanattan yani. Ilgaz abi bunu biliyorsa yetkililerini bilmesi gerek. Yani e, Galatasaray'da süreç çok kötü. Artı işin sağ içi boyutunda da ligin ilk çok dinamik bir takım vardı. Günümüz artık dinamizm istiyor. Mesela Oğulcan Çağlayan çok iyi iş yaptı bence evet. Kasım Aralık aylarında. 3 ay Oğulcan girmedi bu takıma. Girdikten sonra da o ritmini kaybediyor. Arda Babel bence yaş olarak daha kulübeni 20 o oyuncuları biraz süre anlamında çok şans verdi Fatih Hoca. Hı -hı. Ve gelinen nokta işte önce bir çift forvet hamlesi 4 3 orta ortası düzeninde ısrar edilmemesi diyelim. Yani bu takım ikinci hafta Başakşehir'i Berhan'da Taylan Emre Kılıç'la yendi. Kadıköy'de de yine aynı üçlü yendi. O üçlü bozuldu mesela anlamsız şekilde. Tabii. Şimdi bakıyorum. Geç son Emre Kılıç Taylan'la nispeten doğru bulundu ama İş işten geçti diyorum ve Galatasaray'ın yeni şampiyonu kaybedecek gözüyle bakın ve hani şu anlamda da Beşiktaş'tan bence kadrosu çok daha iyi kağıt üzerinde. Peki şimdi yine şu